Kuşlar. Beyefendi. Burada kalmasın. Ölür burada. Beyefendi. Kedi köpek benim kafama koyvermiş. Tamam. Ben internette de paylaştım bunu. Tamam. Ben kafamda doyurmuş köpeği nereye getireceğim? Benim kafama koyverdi 5 tane, 4 tane, 5 tane yavruyu. Ben ne yapacağım o yavruyu? Ya işte biz bir sürü bu tür hayvanlara bakıyoruz. Başka çaremiz yok. Önemli bu. Bu hayvanı buraya bıraktığın zaman ölüme bırakmış olur. Şey. Ha. Buraya gelen sağlık ölüyor. Evet. Burası tedavi merkezi. Tamam da bura ne yeri? Yani bu ne? Ya belediyeye bakamıyorsa. Bak şu kadın. Şu kadın yüzlerce hayvan bak. Yüzlerce. Ya hanımefendi. Bunu ben öyle ne yaptım? 4 sene yavruyu ben zaten söz. Evet. Ya bu belediye bu kadar acil mi ya? Bakamayacak kadar. Ne güzel ya. Abi ha, şimdi. İnternette yazdığı gibi. Sakın buraya bırakma. Abi Dilara çözüm bulur. Abi çok... Sahipleniyor musunuz? Ben bir şey yapacağım, bakacağım işaretine. O zaman size mi teslim ediyoruz? Bana teslim ediyoruz. Bilgi Keskin, Kızılsar köyündeyim. Benim bir köpeğim var, şöyle güzel bir köpeğim var. Siz de biliyorsunuz. Fakat bunu benim kabıma bu gece koy vermişler bu köpekler. Ben bununla ekmekle güzel bir karnını doyurdum. Şimdi buraya geldim, Bahar Hanım Allah razı olsun sahiplendi. Evet, köpek bakım evindeyim. Anlamadığım bir şey var. Bunu almaları lazım, bakmaları lazım. İstahevi burası. Burada bakmıyor. Ben kim bakacak buna? Ben köyde kalsam yine bakarım. Bakmıyor. Selip çıkmadılar. Bana dediler kal götür buradan. Nereye koyacağız ama? Allah razı olsun Bahar Hanım. Ben bunları sahiplenip bakacağını üstlendi. Çok çok teşekkür ediyorum Bahar Hanım. Böyle güzel bir... Ben yerel hayvan koruma görevlisi Dilara Bahar Güler. Sahiplendim ve besleme işleriyle uğraşıyorum. Canlılara yardımcı olmaya çalışıyorum. Bunları bir şekilde evime götüreceğim. Evimde birkaç gün misafir ettikten sonra köylere, kapı önlerine yuvalandırmaya çalışacağım. Bu şekilde inşallah hepsinin yuvası olacak. Peki belediye buna yardımcı olup alması gerekmiyor muydu şu anda vatandaşın getirdiği hayvanları? Evet alabilirdi ama şöyle. Şu anda her yer gençlik hastalığı ve bunlar koyuldu mu 3 gün sonra ölecekler. Bunu biliyoruz hayvanseverler olarak. 3 gün sonra bunların şu cap canlı, sağlıklı canların ölüsünü bulacağız biliyorum. Hmm. Bu şekilde olduğu için de göz göre göre de bırakmak istemedik göre... ki de belediyenin. Ama biz olmasak hiçbir şey. Biz olmasak hiçler. Bir şey söyleyebilir miyim? Bizim köye bu belediyeciler bu şu kapalı arabayla bak gördüğünüz oradaki nakil aracı yazıyorsa hayvan sokakta. Bizim oraya 7 tane köpeği birden koyverdiler. Koyverirken canlı şahit ne dedi biliyor musun? Demiş ki bunlara arkadaşlar bu köpekleri niye koyuveriyorsunuz? Biz zaten kendi köpeklerimizi zor bakıyoruz. Her köşeye bakacak. Bu burada bakılmıyor. Biz bakamıyoruz. Gücümüz yok gibi ibareler kullanıp bizim köylere köpek koyuyor. Benim kabımda bir tane zaten belediyenin koyverdiği köpeğe bakıyorum ben. Kendi köpeğimden hariç.